Hi dear students, today we have some questions about Unit 8 fitness. Please stop the video and try to do them after check your answers. Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün 8. ünitemiz olan fitness ile ilgili bazı sorularımız olacak. Lütfen videoyu durdurun ve sizler yapmaya çalışın. Sonrasında ise cevaplarınızı kontrol edin. Şimdi ilk olarak beceri temelli sorularımız var Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Bunları çözeceğiz. Bu videomuzda. Look at the poster and answer the questions. 1 and 2. Ne diyor? 1 ve 2'yi ne yapacağız? Postere bakacağız ve ona göre cevaplayacağız. According to the poster. Ne diyor? Postere göre. Which of the following completes the conversation? Conversation konuşma demek. Konuşmayı aşağıdakilerden hangisi tamamlıyor diyor. Bakalım. Şöyle bir şey var. Brave Young Camp. Ne diyor yani? Cesur Gençlik Kampı. Tarihlerini vermiş bakın bize. Sonra ne demiş? The 10th of June, the 9th of June, the 7th of June, the 6th of June. Hangi tarihte hangi aktivite var? Bunları söylemiş. Emmy ve Tom konuşuyorlar. Let's go fishing. Ne diyor? Hadi balığa gidelim. Balık tutmaya gidecekler. Evet, let's go fishing. Great idea. Harika fikir. Onayladım. I love it. Onu severim. When? Ne zaman diyor. It's on the. Tarihi söylerken cümlenin içinde on edatını kullanmayı unutmuyoruz. It's on the. Ayın kaçında? Bakıyoruz fishing. The 9th of June. Değil mi? C. The answer is C. Cevabımız neymiş? C. Which of the following is odd? Odd, farklı, tuhaf olan. Yani öyle şeyler var ki posterin içinde diyor. According to the postere göre farklı olan. Bakacağız. Yani olmayan belki de. Bakalım şimdi. Horse riding var mı? Horse riding. Yes. The 7th of June. Var. Değil mi? B'ye gelelim. Skiing kayakta değil mi? Var mı? Şu an yok. Cycling var mı? Yes. Where is cycling? The 10th of June. Bu da var. Climbing var mı? Yes. The 6th of June. Bu da var. O zaman olmayan ne? Skiing. Read the conversation and answer the question. Conversation konuşma. Answer the question. Yani ne diyeceğiz? Konuşmayı okuyun ve soruyu cevaplayın. Şöyle bir cevap vermiş bize. Hiking. Which of the following? Aşağıdakilerden hangisi? Yani bunlardan. Does not. Doesn't. Tamamlamaz diyor. Bakın. Complete the conversation. Konuşmayı tamamlamaya. Yani bu sorumuza cevap vermeyecek. Which one do you like? Hiking or swimming? Hangisini daha çok seversin diyor. Hangi demek which? Hiking neydi? Doğa yürüyüşü ya da yüzme. Nasıl bir cevap vermiş? Hiking. Bu sorumuz buna cevap olabilir. Which sports do you like most? En sevdiğin spor hiking demiş. Evet. Bu da cevabı tamamladı sorumuzu. What's your favorite sport? Hangisi senin? Senin favori sporun nedir demiş. Evet, bunu da tamamladı. When do you do sports? When ne demekti? Ne zaman? Peki zamanla ilgili bir şey var mı şurada bu anda? Hayır, yok. O zaman hangisi tamamlamaz? Değil. Okay? The fourth question. Dördüncü soru. Read the conversation and answer the question. Konuşmaları okuyun, soruyu cevaplayın. Şimdi ne diyor? In which conversation? Hangi konuşmada above? Yukarıdaki hangi konuşmada Lucy invite demek, davet etmek demek. Carol'ı davet ediyor, çağırıyor yani. Bakalım. Do you like camping diyor. Do you like camping? Yani kamp yapmayı sever misin? No, I don't. Do you? Sen? Oh, yes, I do dedi. Baktık. Burada bir davet yok. İkiye bakalım. Do you want to come to my birthday party? Ne diyor? Benim doğum günü partime gelmek ister misin? Bir davet oldu değil mi? What time does it start? Ne zaman başlar? At 4 o'clock. Saat 4'te. Burada ne diyor peki? Can I take your pencil? Kalemini alabilir miyim? Değil mi? What's wrong with you? Problemin ne? Yani neyin var diyor burada. Burada da I don't feel well. İyi hissetmiyorum. I feel cold. Değil mi? Cevap vermiş. Bir hastalıkla ilgili bir şey var. O zaman bunlar gitti. Hangisinde davet yaptı? B. Okay.
And the fifth question, beşinci soruda bakalım. Read the text and answer the question. Parçayı okuyun, soruyu cevaplayın. Which of the following? Aşağıdakilerden hangisi does Jack enjoy doing? Hangisini yapmayı, tam ne yapıyormuş Jack, keyif alır? Jack likes doing sports. Ne yapmayı seviyormuş? Spor yapmayı sever. Ama onun favori olanı, favorisi is team sports, takım sporlarıdır. Dikkat ediyoruz. He doesn't like running. Neyi sevmiyor? Running. Koşuyu sevmedi. Eledik. And winter sports. Ve kış sporlarını da sevmiyormuş. Bu ne oldu? Gitti. Ice skating de gitti. Değil mi? He can't diyor bakın. He can't play table tennis. Yani masa tenisi de oynayamaz. Aynı zamanda takım sporu da sevdiğine göre Jack likes basketball. The sixth question. Read the conversation and complete the sentence. Ne diyor? Konuşmayı oku, soruyu cevapla. Bakalım cümleyi okuyacağız. Which of the following completes the conversation? Evet, konuşmayı tamamlayacak olan şeyi seçeceğiz. Hello Jane. Merhaba Jane. Why don't we go jogging on Sunday? Ne diyor? Pazar günü niçin biz ne yapmaya gitmiyoruz? Yürümeye gitmiyoruz. I like water sports. Ben neyi seviyorum? Water sports, yani su sporlarını seviyorum. What about, ne dersin de, değil mi? Bir teklifte bulunuyor. Sporları, su sporlarını seviyor dese good idea diyor. Onayladığına göre hangisi su sporu? Climbing, running, hiking? No. This is swimming, water sports. Okay? Read the text and answer the questions 7 and 8. Ne diyor? 7 ile 8'i buraya göre cevaplayacağız. Which of the following doesn't, bakın does not, have an answer according to the text above. Yukarıdaki parçada hangisinin cevabı yoktur diyor. Şimdi bakalım. Hello, I'm Andy from New York. Ben New York'tan Andy diyor, değil mi? Where is Andy from diyebilir miyiz? Andy nereden? Diyebiliriz. O zaman gitti. I go jogging every morning. Ne diyor? Her sabah yürüyüşe giderim. There are a lot of parks here. Burada çok fazla park var. I also like spending time with my friends. Arkadaşlarımla vakit harcamayı seviyorum. What does Andy like diyebilir miyiz o zaman? Andy ne yapmayı seviyor? I also like spending time with my friends. Değil mi? Arkadaşlarımla zaman harcamayı seviyor. Bakalım. Sonra ne diyor? We go to the cinema every weekend. Her hafta sonu ne yapıyormuşuz? Her every demek. Her demek her hafta sonu. Bir sinemaya gidiyoruz. I don't like team sports. Takım sporlarını sevmem. My favorite activity is camping. Favori aktivitesi neymiş? Kamp yapmak. It's really funny. Gerçekten eğlenceli. Really gerçekten funny, eğlenceli. Peki hangisinin cevabı yoktu? What is Andy's favorite activity? Favori aktivitesi var mıydı? Yes. Andy's favorite activity is camping. Değil mi? O da gitti. How many friends does Andy have? How many, kaç tane? Kaç tane arkadaşı olduğu ile ilgili bir bilgi var mı? Hayır, yok. O zaman hangisinin cevabı yok? Değil. Andy, according to the text above, yukarıdaki parçaya göre, which of the following completes the sentence? Hangisi cümleyi tamamlıyor? Andy isn't interested in playing football. Futbolla interested in demek bir şeyle ilgilenmek, bir şeye ilgisi olmak demek. Futbolla ilgileniyor. Futbola ilgisi vardır. Var mıdır? Is not diyor bakın şurada. Yoktur diyor. Bakalım. Futbola ilgisi yoktur. Olabilir. Watch basketball matches. Basketbol maçları izler diyor. Böyle bir bilgi var mı? Bununla tamamlayamayız. Does not like camping. Kamp yapmayı sevmiyor. Hayır. And his favorite activity is camping. Değil mi? Favori aktivitesiydi. Enjoys team sports. Hangi takım sporlarını seviyor muydu? Takım sporlarını ne yapmıyordu? I don't like team sports diyordu. Sevmiyordu. O zaman hangisiyle tamamlayabilirim? The answer is A. Neye ilgisi yoktur? Futbol oynamak. Değil mi? The other question. Read the conversation below and answer the question. Aşağıdaki ne okuyacağız? Konuşmayı okuyun ve answer the question. Soruları cevaplayın. Şöyle bir şey var. Which of the following doesn't complete the conversation above? Yukarıdaki konuşmayı aşağıdakilerden hangisi tamamlamaz?
tane uygun olmayanı bulacağım. There are three sentences. Üç tane cümle var değil mi burada? There are three questions. Üç tane soru soracağız. Bakalım. Let's go camping next weekend. Hadi diyor. Gelecek hafta sonu nereye gidelim? Kamp yapmaya gidelim. Bula abla bir soru soracak. Şöyle demiş. Would you like to go camping next weekend? Aynı soruyu tekrar etmiş bakın neredeyse. Yani sen gelecek hafta sonu kampa gitmeye ne dersin diyor bakın. Aynısının farklı versiyonunu tekrar etmiş. O zaman neyle tamamlayabiliriz bunu? Hangisi olabilir? Sorry, could you repeat that please? Üzgünüm, tekrar eder misin lütfen? Değil mi? Buraya geldi. O zaman bu gitti. B'yi gitti. Bir soru daha geliyor. Sorry, I cannot ride a horse. Üzgünüm, ben ata binemem diyor. O zaman nasıl bir şey gelecek? I don't like camping. How about riding a horse? Ben diyor kamp yapmayı sevmem. Ata binmeye ne dersin? Üzgünüm, ata binemem diyor değil mi? O zaman D de gitti. Sonra bir soru daha gelecek. Yes, I do diyor bakın. Cevapta I love trekking. Do you like trekking? Trekking, doğa yürüyüşü, hiking ile aynı anlamı geliyor değil mi? Doğa yürüyüşünü sever misin? Yes, I do. Bu da gitti. Let's go trekking then. Hadi öyleyse trekking yani yürüyüşe gidelim. Saturday or Sunday. Cumartesi ya da pazar diyor değil mi? Hangisinin cevabı yok? C. Okay? The 10th question. 10. sorumuza bakalım. Read the text. Look at the table. Parçayı okuyacağız. Tabloya. Table. Tablo. Tabloya look. Bak diyor. And answer the question. Soruyu cevapla. Which of the following is suitable? Suitable? Uygun demek. For Jessica and Pam. Jessica ve Pam için uygun olan nedir? Bakacağız şimdi. Jessica and Pam want to go to the sports center. Ne? Spor merkezine gitmek istiyorlarmış. Together. Birlikte. Together birlikte. After school on weekdays. Weekday okul günleri. Hafta içi günler yani. Okuldan sonra hafta içi günlerde ne yapmak istiyorlar? Beraber spor merkezine gitmek istiyorlar. Their school finishes at 3. 3'te bitiyormuş. In the afternoon. Öğleden sonra 3'te. Here is a time. Burada zamanlar var. Timetable. Zaman tablosu var. Of the sports center. Yani spor merkezinin zaman çizelgesi var. Değil mi? Sporlar, days, günler ve time. Bakın between demek neydi? Arasında. Şimdi bakacağız. İkisi için de uygun olana bakacağız. Şimdi bunlar okul içi, hafta içi günlerde gidecekler, okuldan sonra gidecekler ve okulları kaçta bitiyor? Öğleden sonra 3'te bitiyor. Şimdi bir kere öğleden sonra bittiği için şöyle diyeceğiz. Morning olanlar gidecek. Değil mi? Morning neydi? Sabah. O zaman bunlar bize uymayacak. Peki şöyle diyor. Their school finishes 3. Okulları kaçta bitiyordu bunların? 3'te bitiyordu. Öğleden sonra. Peki, öğleden sonra 1 ile 3 arası yine gidemezler diye. Doğru mu? Evet. Gidemezler. O zaman bu da gitti. O zaman hangisi kaldı? Bakıyoruz. Şunu eledik. Doğru mu? Bu da gitti. Karate, jimnastik. Ve ne gitti? Swimming gitti. O zaman bakalım. Saat 4 ile 6 arası öğleden sonra uygun mudur? Her gün diyor. Ice skating var. Doğru mu? Evet. On Mondays and Thursdays bakıyoruz günlerimize. Kaç? 3.30 ile 7 arasında öğleden sonra. Doğru mudur? Uygun olan. Evet. Hangisi oldu o zaman? Basketball and ice skating. Değil mi? Hangisi oldu? C. Which one is? One of the correct C. Read the text and answer the question. Parçayı oku, soruyu cevapla. According to the text above, yukarıdaki teste göre which game, hangi oyunu does Julia talk about? Hangi oyun hakkında talk about? Bir şey hakkında konuşmak. Hangi oyun hakkında konuşuyor? Hello, I'm Julia. Merhaba, ben Julia. I like doing sports. Ne yapmayı seviyor? Spor yapmayı seviyor. But one of them is my favorite. Onlardan bir tanesi benim favorimdir. For it, onun için, you need a ball, need ihtiyaç duymaktır. Bir topa ve iki takıma ihtiyaç vardır diyor. With 11 players,
11 player oyuncu. 11 oyuncuya ihtiyaç varmış. Sonra ne diyor? In each, her bir takımda. You can play it with your friends. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. You must hit the ball. Topa vurmalısınız. With your foot. Ayağınızla topa vurmalısınız. Ne bu? Futbol. Diğer bir adı neydi? Another name is soccer. Okay? B. Tennis, basket, volleyball. Not correct. Read the conversation and answer the question. Ne yapacağız? Sorumuzu okuyacağız. Sonra boşluklarımızı dolduracağız. Which of the following does not complete the conversation? Yani konuşmayı tamamlamayan seçeneği bakacağız. Ne diyor? Shall teklifte bulunmakta. Shall we go skateboarding next weekend? Skateboarding neydi? Skateboarding. Evet. Neydi bu? Kaykay kaymak değil mi? Evet. Kaykayla kayalım mı diyor. Gelecek hafta sonu. Ne diyor sonra? Bakalım. Let's go skateboarding next weekend. Bakın aynı sorunun benzerini hadi diyor, yapalım diyor. Bir soru sorması gerekiyor. Aynısını tekrar etmiş. Yinelemiş bakın. Nasıl bir şey olacak o zaman? Sorry, could you repeat that please? Üzgünüm, tekrar eder misin lütfen? Değil mi? Bu buraya geldi. Blah blah, well I can't ride a bike. Yine bir teklif gelecek ama ne yapamıyor bu? Bisiklete binemiyor. Şimdi, I don't like skateboarding. How about cycling? Ben skateboarding sevmem. Peki, cycling, bisiklet binmeye ne dersin? Bisiklet sürmeye ne dersin? Well, I can't ride a bike. İyi ama ben ne yapamam? Bisiklete binemem. Bitti. Bu da gitti. Bir tane daha soru geliyor. Şöyle bir cevap geldi buna. Yes, I can. I love horse riding. Ata binmeyi seviyorum. Can you ride a horse? Ata binebilir misin? Evet, binebilirim. Ata binmeyi severim, değil mi? O zaman, what's your favorite activity var mı burada? What's your favorite activity? Hayır, değil mi? Senin favori aktiviten ne diye bir sorumuz yok. Read the text and answer the question. To be fit. Fit? Fit ne demek? Fit böyle. Fit olmak. Yani... Sağlıklı ve zinde olmak, değil mi? Sağlıklı ve zinde olmak için ne diyeceğiz? I blah blah, which of the does not complete the sentence. Evet, yani cümleyi tamamlamayanı seçeceğiz burada. Şimdi fit ve sağlıklı olmak için biz eat fresh fruit and vegetables. Yani taze meyve ve sebze yiyebilir miyiz? Evet, değil mi? I never eat chips. Peki never asla demek değil mi? Asla chips yemem. Bunu da tamamlayabilirim. Bakın asla diyor. Yani burada yani chips yemem diyor. Bir yerine geçelim bakalım. Go to the gym every day. Her gün spor salonuna gider misin? Evet. Often drink Coke. Coke, cola. Yani sıklıkla kola içer miyiz? Hayır. This is unhealthy drink. Nasıl? Sağlıksız bir içecek. Okay? Read the text and answer the question. Which sport is suitable? Uygundur. Nick ve Gary için uygun olan spora bakacağız. Yani her ikisi için de uygun olacak. Nick and Gary want to do sports together. Beraber spor yapmak istiyorlar. Nick likes water sports. Yani su sporlarını seviyor. And climbing the mountains. Dağları tırmanmayı seviyor. He's afraid of animals. Hayvanlardan korkuyor. Doğru mu? Şimdi hayvanlardan korktuğu için neyi atacağız burada? Horse riding gitti. Şimdi neyi seviyordu? Su sporları ve dağ tırmanmak. Gary'e bakalım. Gary de outdoor activities. Dışarıda yapılan aktiviteleri seviyor. Ama o da he dislikes going to the pool. Yani havuza gitmeyi sevmiyor. Şimdi bowling içeride yapılan bir şey. Indoor activities gitti. Şimdi bu kimdi? Gary de neyi sevmiyordu? He dislikes going to the pool. Neyi sevmiyordu? Havuza gitmeyi sevmiyor. Swimming de gitti. O zaman her ikisi içinde ne kaldı? Hem dışarıda yapılan hem de tırmanılan dağlara vesaire yapılan sporumuz ne olur burada? Hiking. Okay? Read the text and answer the question. Ne yapacağız? Parçayı okuyacağız ve sorumuzu cevaplayacağız. Who accepts? Accept neydi? Onaylamak, kabul etmek. The suggestion.
Bir teklifimizi kabul edecek bakalım. In the text above, yukarıdaki parçalardan hangisinde kim diyor teklifi kabul ediyor? Bakalım. Yani aslında cevaplara bakmamız yeterli olacak. I'm sorry but I can't. Üzgünüm ama yapamam. Reddediyor değil mi? Not really. Gerçekten değil. I don't like board games. Bakın. Neyi sevmiyor? I don't like diyor. Negatif bir şey değil mi? Board games. Tahta üzerinde oynanan oyunlar. What about skateboarding? That's a good idea. Onayladım. Diğerine bakalım. I'm afraid I can't. Üzgünüm ama yapamam. Bu da onaylamadı. Kim onayladı peki bunu? Paul. B. Okay. Read the conversation and answer the question. Konuşmayı okuyacağız ve ne yapacağız? Sorumuzu cevaplayacağız. Which of the following doesn't complete the conversation? Yani konuşmayı tamamlamayacağız. 3 tane zaten boşluğumuz var. 3 tanesiyle tamamlayacağız. Bir tanesi dışında kalacak. Bu gibi sorularda buna dikkat ediyoruz. Bak, doesn't diyor şurada. Şimdi diyor ki Oliver, what's your favorite activity? Senin favori aktiviten ne? Seçtim. Jogging. Değil mi? Tamamladım. When? Ne zaman? Do you do it? Onu ne zaman yaparsın? At weekends. Hafta sonları. Tamamladı. Bitti. Who do you do in which? Onu kiminle yaparsın? With my dad. Babamla yaparım. Değil mi? Bu da gitti. Peki. What do you need? Ha, neye ihtiyacın var? In this activity, bu aktivitede neye ihtiyacım var gibi bir şey var mı? Hayır, yok. O zaman ne olacak? Shoes. Shoes neydi? Ayakkabı. Yani equipment. Yani herhangi bir malzemeye ihtiyacım olan bir şey var mı burada? Hayır, yok. O yüzden shoes. Read the conversation and answer the question. Ne yapacağız? Konuşmayı okuyacağız ve soruyu cevaplayacağız. Which of the following, aşağıdakilerden hangisi completes the conversation, konuşmayı tamamlar? Hi Paul, do you like ice skating? Ice skating, değil mi? Ne diyor? Paten kaymayı seviyor musun? Buz pateni yapmayı seviyor musun? Hey Adam, not really, I can't do it, onu yapamıyorum. Okay, let's go jogging then, diyor. Öyleyse, let's go jogging then, ne diyor? İşte yürüyüşe gidelim. How about jogging? Bakın aynı şeyi bir daha farklı bir versiyonda tekrar ediyor. Bu gibi sorularda ne yapıyorduk biz? Can you repeat that please? Tekrar eder misin? Lütfen anlamıyor yani. Again. Okay? Tekrar ediyor. Read the conversation and answer the question. Konuşmayı okuyacağız ve sorumuzu cevaplayacağız. Which of the following gives a different meaning? Farklı bir anlam veriyor. To the conversation. Konuşmaya farklı bir anlam katacak. Let's go camping next Sunday. Ne diyor bize burada? Haydi kampa gidelim. Ne zaman gelecek? Pazar günü. Great. Shall we meet at 8 in the morning? Onayladım. I'm sorry but I have other plans for Sunday. Pazar için başka planım var. Bitti. Well, I don't have any time on Sunday. I don't have any time. Hiç zamanım yok pazar günü. Bitti. Negatif. That's a good idea. İyi bir fikir. Bakın burası sanki olumluymuş gibi gözüküyor. But diyor, I'm busy. Busy meşgul. Ama üzgünüm. Yani bu yüzden sorumuzun, cümlemizin devamını mutlaka okumamız gerekiyor. Sonunda cevabı vermiş. Ama ben meşgulüm. Ne oldu? Üçü onaylamadı. Bu ne dedi? Harika. Shall we meet at 8 in the morning, sabah 8'de buluşalım mı? Tek onayladı. Hangisi? 8. Farklı anlamı ne kattı? Positive meaning. Accept. Okay, kabul etti. 8. Read the text and answer the question. Parçayı okuyacağız ve sorumuzu cevaplayacağız. According to the text above, yukarıdaki testte parçaya göre, which sport can shall I do? Hangisini yapabiliyor? Bakalım. I like outdoor sports. Dışarıda yapılan sporları seviyorum. But I don't want to be in a team. Ama takımda olmak istemem. Değil mi? Dışarıda yapılacak ama takımda olmak istemem. Soccer takımda mı? Gitti. I haven't got any special sport equipment. Equipment malzeme, ekipman. Yani hiç özel spor ekipmanım yok diyor. Doğru mu? Hiç özel spor ekipmanım yok.
I dislike, I have only shoes. Sadece ayakkabıları var. I dislike water sports. Su sporlarından da dislike nefti. Ne yapmıyor? Sevmiyor. O zaman sporları sevmiyorsa swimming'de gittin. Özel ekipmanı yoksa skating'de gitti. Only shoes bakın. Sadece ayakkabılarım diyor. Burada ne yapabilir sadece bunlardan? Running. Okay? Read the conversation and answer the question. Which of the following does not complete the conversation? Hangisi konuşmayı tamamlamayacak? Bakalım. David, Jason, Carol, Bill. My favorite sport is blah blah. It's a team sport. Bu bir takım sporu. There are 11 players in two teams. İki takımda da ne varmış? 11'er oyuncu. You need a ball to play it. Oynamak için bir topa ihtiyacın var. In this sport, bu sporda players need the ball. Ne yapıyorlar? Topa vuruyorlar. Neyle? Ayaklarıyla vuruyorlar. Ne olabilir bu mesela? Yes, soccer or football. Var mı peki? Yok. Devam ediyoruz. My favorite one is, benim favorim olan, two people play it. İki kişi oynuyormuş. Players need a ball. Neye ihtiyacı varmış? Bir topa ve two rackets. İki rakete. They hit the ball with the racket. Raketle topa ne yapıyorlar? Hit, vuruyorlar, vuruş yapıyorlar. Hangisi oldu bu? Tenis. Gitti. Eşleştirdik. Jason, I like outdoor sports. Neyi seviyor? Dışarıda yapılan sporları. My favorite sport is playing blah blah. Benim favori sporum bir şey oynamak. Bakalım neymiş? There are two teams. İki takım var and six players in each team. Her bir takımda da ne var? 6 tane oyuncu var. We hit the ball with our hands. Bakın. Kopyayı vermiş bize. Ellerimizle ne yapıyoruz? Topa vuruyoruz. Değil mi? Ellerimizle topa vuruyorsak hangisi gitti? Hangisi gitti? Evet. Ellerimizle topa vuruyoruz değil mi? Voleybol. Gitti. My favorite sport is dedik. Benim favori sporum dedik. Doğru mu? It's a dangerous sport. Bu nasıl bir spor? Tehlikeli bir spor. You need a helmet. Bir başlığa, kaskete ihtiyacım var ve bir de neye? İpe ihtiyacım var. Hangisinde buna ihtiyacım olur? Climbing. Peki bana basketbolla ilgili hiçbir ipucu vermiş mi? Hayır. The answer is D. Okay? See you another video. Diğer bir videoda görüşürüz.